Vay. Bak görüşmede gelip senin gözünü istiyorum sana. Hepsinin gözüne teker teker bak hangisi etkiliyorsa. Aşkın gücüne inan Rümeysa. İnanıyorum aşko. Hoş geldin Rümeysa. Merhabalar. Hoş geldin Rümeysa. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel görünüyorsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bana şu dik durmayı öğret. Siz de çok güzel duruyorsunuz. Merhabalar. Heyecanlıyım biraz şimdiden, kusura bakmayın. Hepimiz yaşadık. Heyecanı böyle dindirelim. Biraz kısa bir sohbet var mı aklında kalan söylemek istediğin? Kızlar başlamış çok heyecanlı süren geliyor. Evet, herkes... Anlat kendini. Süren başladı. Tamam. 24 yaşındayım. Öğretmenim normalde. Özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ayrıca modelim. Uzun zamandır yapıyorum. Trabzonluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbul. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şeyler varsa... Benim var. Boyunu merak ediyorum. 1.75 boyu. 1.75. Bir ayağa kalkın. Görelim. Bir yandan görelim. Kalkın yan yana. Şöyle bir yan yana. Tarafa doğru. Ne tarafa doğru? Gel şurada kameralar şöyle. Herkes görsün. Nasıl gözüküyoruz? Bence gayet çok gayet uygun gözler. Yakıştınız mı? Bir de bana dönün, ben de göreyim şöyle. Hemen şöyle. Bayağı iyi duruyorsunuz yani. Kalplerde duruyorsa bilemedim. Tamam ayrılın, biraz soru devam ediyor. Teşekkürler. Ayrılın. Var mı soru? Ya benim var aslında. Benim de bir sorum var Rekan Hanım. Tamam. Şöyle bir ilişkide hayatını alacağın erkekte en önemli olması gereken özellikle en asla hayır bu özelliğe sahip bir erkekte olmam dediğin özelliği. Saygılı, dürüst olması gerekiyor. Hı hı. Ve kesinlikle merhametli olması lazım. Bunlar en önemli özellikler benim için. Olmaması gereken. Yalancı bir insan asla istemiyorum. Yani öleceğini bilse bile bana dürüst olması gerekiyor. Yani yapın bu şekilde. Onun haricinde oturmayı kalkmayı bilen cıvık erkeklerden hoşlanmıyorum. Ağır bir duruş olması lazım ama beraber her şeyi paylaşabilmemiz lazım. Öncelikli olarak en yakın arkadaşım olabilmesi lazım yani. İşte dert ortağı, beraber ağlayacağım, güleceğim, eğleneceğim, her şeyi beraber paylaşabileceğim birini istiyorum hayatımda. Bu şekilde yani. Anladım. Olsa? Annelik işgüdün var mı? Yani evet var. Zaten dediğim gibi özel eğitim öğretmenliği yaptım bir süre. Otizmli öğrencilerle çalıştım. Anaokulunda çalıştım daha önce dediğim gibi. Yani çocukları çok seviyorum. Erken yaşta anne olmak istiyorum. Yani çocuklar olan sevgimden dolayı böyle bir düşüncem var. Zaten evlenemeyeceğim bir insanla da boş vakit geçirmek istemiyorum. Tabii ki de burada hepimiz birbirimizi tanıyacağız. Ama olmayacağını anladığım zaman yani karşımdaki insan iyi bir baba olamayacak. Onunla boş yere vakit kaybetmem açıkçası. Güzel, mantıklı. Peki. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bir erkekle yapmayı en çok sevmediğin aktivite ne peki? Ben her şeyi yaparım ya. O enerji tutsun. Evet. Biraz burada sessiz falan gözüktüm. Tam kendimi anlatamıyorum ama. Çok evet, doğal. Evet. Problem değil. Yani her şeyi yaparım. Yani evet. 101'e de giderim. Kim demişti? Çok iyisiniz. Ben çok severim. Her şeyi yaparım. Sahilde de otururum. Eğlenmeye de giderim. Yemeğe de giderim. Daha önce hiç yani... aldatıldın mı Rümeysa? Aldatılmadım ama soru bitti, cevap vereyim mi? Verdim. Aldatılmadım ama yani uzun bir ilişkin bittikten işte bir ay sonra sırf hani tamamen bitebilmesi için hani böyle bir mantık oluyor işte tamamen bitti bir daha dönüş olmayacak. Bundan dolayı öyle bir şey yakaladım hani benden gizli bir şekilde. 6 senelik bir ilişkim olmuştu. Bir ay sonra falan bayağı kötü olmuştu. Bir hafta olmuş. Yemek yemedim, su içmedim, uyumadım falan evet. Kötü olmuştu. Böyle çok bir şey etkileniyorsun yani. Yani. 6 sene vermez. 6 senede etkilenir yani. İnsan. Durmaz olabiliyor ama 6 sene tabii ki de çok büyük bir. Saatlerle evli kalan insanların olduğu yer değil mi? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Peki ben bir de sizi yan yana görelim mi? Çünkü tonlarınız inanılmaz şu anda yani. Evet, sözleşip giymişsiniz yani gibi. Yani evet, tonlar çok güzel. Bana değil, hemşerim, oraya dönün. Seyirci görsün. Evet. Pozlar falan şöyle. Öykü Hanım. Model, efendim. Gözlerine yakından bakabilir miyim Rümeysa Hanım? Bilmem, izin verirse ben bakabilir. Orijinal. Orijinal. Nasıl?
Ne arıyorsun Bat orada? Şöyle söyleyeyim. Aradın mı? Çok güzel. Teşekkür ederim. Lens mi zannettin? Yani hayır. Uzaktan baktığımda... Kardeşim dikkatli bak. Fazla bakma kafa yapar. Kardeşim fazla bakmazsa... Gözlerim çok güzel. Fazla bakmazsan iyi olur, uyarısı geldi. Haydi. Cevabını alacaksın. Hayır, ben bir şey olarak söylemeyeyim. Gözleri anlamlı kılan bakışlardır. Senin gözlerin de güzel, bakışların da çok, çok teşekkür ediyorum. Güzel. O senin güzel bakışın ve senin gözlerin de çok güzel deyip gidiyorum ben. Ya ne tatlısın, bir... otur. Durayım mı? Tabii. Hemen. Hediyesi var. Evet, evet. Açsın ve ay, ne kadar düşünceli bir erkek. Yani tüm kızlar için bunu düşündüm ama... tüm kızlar deyince bitiyor. Yok, hayır. Kişisel olmasını isterdim. Keşke o şekilde olsun, olmuş bir daha olsaydı. Artık. İnşallah. Şöyle vereyim. Umarım iyi dilek ediyorum. Çıkar. İyi dileklerin hepsi çıktı gibi ama seninki sen de güzel seçtin. Olur. Evet, bakalım. Ben seçtim. Bakalım. İnşallah onun için seçtiğim bir şey çıkar. İnşallah. Umarım. Sen ne istediğini biliyorsun, istediğin seni bulacak. Vay. Güzel denk gelmiş. Güzel, bence de güzel denk geldi bu arada. Beğendim. Valla zaten burada durumu belirleyecek olan sensin Rümeysa. Evet. Sanki öyle. Biraz artık davranışlara göre. Yani biraz şu an, karışık yani. Şu an bir şey söylemek için erken, gözlemliyorum herkesi. Onun niye öyle hareketler yapıyorsun? Yani ikisi de çok ciddi arkadaşlar. Ben ciddi değilim, ben üstüme alınmıyorum zaten. Tamam. Onur ortalık karıştırıyor şu an. Yani. Değişik bir hareket. Onun hobisi o. Araya bir de her evet. Gelip giriyor. Dediğim gibi gözlemliyorum şu an. Hepiniz çok efendi, düzgün insanlarsınız. Herkesin arkasından söyledim. Hepiniz iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Davranışlara göre gözlemleyerek yavaş yavaş birbirimizi tanıyacağız diyorum. Ama sen yani. Çok ciddisin ya. Bu kadar ciddi takılıyorum. Ama şu çok an... Çok ciddisin. Öyle değilim tabii. Normalde bu arada. İkizler Burcu. Değilim aslında. Yani normal duruşum o. Korktum yani. Biraz kendim. Aslında ben de. Evet. Hayır, çok ben... ürkütücü, çok affedersin kesin. Evet, çok, öyle çok söylüyorlar. Korkuyorum, böyle. Evet, dışarıda bunu söylüyorlar yani. İnsanlar. Onu ben de yaşıyorum. Yanına gelmeye çekiniyoruz aynen. Falan diye. Ama bunu sürekli söylüyorlar. Böyle olması bence daha güzel. Ha, bu bilerek yaptığım bir şey, bir şey değil bu arada. Benim için de çok daha okeydir mesela. Arkadaşlar bunu, yani. Bu tavrı beğenen var, beğenmeyen evet, var evet. Yani. Ama bu bilerek yaptığım bir şey değil. Hadi güle güle. Böyle işte alıştıkça açılacağım. Bayağı evet, tanıyacağım. Evet. Okay. Haydi. Kendinize evet. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay, görüşürüz. Yine gel. İnşallah geleceğim. Konuşamadınız ben kızım. Tabii tabii. Sert bir karakteri olur. O şeyi göstermesi lazım. O labaleliği yapamaz yani. Duvarı örmesi lazım yani. Güzel bir şey. Öykü Hanım bir şeyler fark ettiniz mi? Dur önce sen söyle. Murat'a bak yine. Neyse abi git artık dedikodu yapar. Gittim gittim. Murat yine ince bir yorum yapacak Öykü Hanım. Hah neyi fark ettin? Bence siz kesinlikle fark etmişsinizdir zaten. Hadi neyi fark ettik bakalım. Bir durun beyler. Ha, ne oldu? Şimdi bir şeytan üçgeni görüyorum ben. Hatta dörtlü. Bermuda şeytan üçgeni. Dörtlü mü? Dördüncü kim? Hayır yani öyle sahip hastederekten yani. Ben dördüncü bir erkek çıkmadım da. Yok. Ben öyle bir üçlü bir adaydan... Kimler? Net belli. Çok zaten belli. Ozan belli etti. Oğuzhan, Bats ve zaten Bats bana da söyledi. Ben beğendim vesaire falan dedi. Bir kulağıma öyle bir çınladı. Ama şunu da gözümden kaçmadı yalnız. Rümeysa buraya gelirken Bats gözlerine baktığı zaman... Oğuzhan duydunuz mu bilmiyorum yakaladınız mı? Şey dedi çok fazla bakma dedi. İlginç. Ben şöyle bir şey düşünüyorum, şöyle bir yorum yapacağım. Oğuz'a, kanka bir arkana yaslanabilir gidebilir misin? Onur. Hah. Oğuz mu? Ha, Oğuzhan. Ben öyle gideyim kanka. Oğuzhan, duruşu olan bir, biraz daha böyle ağır yapıya sahip olduğu için bence çok duygularını böyle biraz daha şey yaşayacak galiba. Öyle hissediyorum. Ama keskin, onu gördüm. Evet. Mesela gözlerine çok bakma dedim. Bence çok gayet belli etti niyetini. Yani. Ağır başlı bir... Oğuzhan kendine göre bayağı belli etti. Evet, ve bence çok kıskanç. Öykü Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce biz konuşurken sana sormuştum galiba. Şu an daha belli değil gibisinden bir şey söylemiştim. Doğru mu kanka? Ya şöyle ben Tatyana için, Tatyana'nın da oturuşu, evet, kalkması evet. Güzel. Hani benim en önem verdiğim şey oturup kalkma, evet. Nerede ne yap... Yani... Nerede ne konuşması gerektiğini, nasıl bilmesi oturması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Evet, evet. Ve benim için en önemli hususlardan bir tanesi de annelik içgüdüsü. Yani evet. bir kadının yani anneliği sevmesi lazım. Ben zaten şu an kendime tamam bir eş arıyorum ama benden önemlisi bir çocuğuma güzel bir anne aramak.